Bastak marka 2100 model gluten indeks santrifüj cihazının son kalite kontrolleri uluslararası akreditasyon belgesine sahip Bastak kalite kontrol laboratuvarında yapılır. Bastak marka 2100 model gluten indeks santrifüj cihazı düz ve sağlam bir zemine yerleştirilir. Cihaz 220 volt 50 hertz topraklı şebeke voltajında kullanılır. Cihazın kurulacağı laboratuvarın topraklaması ölçülür. Topraklama değeri küçük eşit 5 ohm olmalıdır şayet değil ise yeniden topraklama hattı çektirilir. Cihaz, cihazın kullanımını bilen operatör haricinde kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz üzerinde veya yakınlarında yanıcı ve yakıcı madde bulundurulmamalıdır. Yetkisiz kişiler ve firmaların cihaza müdahale etmesine müsaade edilmemelidir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Bastak Teknik Servis ile iletişime geçilmelidir. BASTAK marka 2100 model gluten indeks santrifüj cihazının fişi prize takılır cihaz arkasında olan on-off tuşu açılır cihaz çalışır duruma getirilir. Cihaz üzerinde kullanılan kontrol panelindeki tuşlardan start analizi başlatmak için kullanılır. Stop testi sona erdirmek için kullanılır. Search tarih ve zaman ayarını yapabilmek için kullanılır. Set yapılan tarih ayarının onaylanması için kullanılır. Bastak marka 2100 model gluten indeks cihazı Buday'dan elde edilen irmik, un ve tam Buday unu numunelerinin gluten kalitesini tespit etmek için kullanılır. Delikli kefelerde bulunan yaş gluten numuneleri sırasıyla bir pens yardımıyla indeks kartuşları içerisine yerleştirilir. Gluten indeks cihazının kapağı açılır. Sonrasında içinde yaş gluten numuneleri olan kartuşlar indeks cihazında bulunan kartuş pimlerine yerleştirilir kapak kapatılır. Ready yazısını LCD ekranda görüldükten sonra Start tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır. Cihaz çalışırken cihazın LCD ekranın üst satırında firma bilgileri hemen altındaki satırda sol tarafta tarih, sağ tarafında ise saat, onların hemen altındaki diğer satırda sol tarafta 60 saniyelik toplam çalışma süresinden kalan süreyi, onun hemen yanında orta kısımda ortam test sıcaklığını, en sağda ise cihazın gerçek çalışma devri olan 6000 devir bölü dakikayı, ekranın en alt satırında ise testin aşamalarını göstermektedir. Test bittiğinde cihaz LCD ekranda görsel ve sesli uyarı vermektedir. Stop tuşuna basılır. Cihazın kapağı açılır, kartuşlar çıkarılır. Kartuşun arka tarafına geçen gluten yani çürük gluten kaşıklı spatül yardımıyla kazınarak elekten ayrılır ve toplanır. Sonra kartuşun ön tarafında kalan sağlam gluten kazınır, toplanır ve 0 ,0, birlik hassasiyetteki terazide darası alınmış tartım kabına bırakılır, tartılır ve bu değer sağlam gluten miktarı olarak kayıt edilir. Sonra kartuş arka tarafına geçen çürük gluten de sağlam gluten üzerine bırakılır, tartılır ve bu tartım değeri toplam gluten hesaplaması için kayıt edilir. Birinci kefe için indeks kartuşun ön tarafında kalan sağlam gluten miktarının, İndeks kartuşunun arka tarafına geçen çürük gluten miktarının eklenmesiyle elde edilen toplam yaş gluten tartım değerine bölünerek elde edilen değer 100 ile çarpılarak yüzde gluten indeks değeri hesaplanmış olur. Aynı işlem diğer indeks kartuşundaki numune içinde tekrarlanır. Kartuşun arka tarafına geçen gluten yani çürük gluten kaşıklı spatül yardımıyla kazınarak elekten ayrılır ve toplanır. Sonra kartuşun ön tarafında kalan sağlam gluten kazınır toplanır ve 0 ,0 birlik hassasiyetteki terazide darası alınmış tartım kabına bırakılır, tartılır ve bu değer sağlam gluten miktarı olarak kayıt edilir. İkinci kefe için indeks kartuşun ön tarafında kalan sağlam gluten miktarının, indeks kartuşunun arka tarafına geçen çürük gluten miktarının eklenmesiyle elde edilen toplam yaş gluten tartım değerine bölünerek elde edilen değer 100 ile çarpılarak yüzde gluten indeks değeri hesaplanmış olur. Cihaz ekranına sol taraftaki gluten indeks değeri 97 girilir ve kayıt edilir. Sağ taraftaki gluten indeks değeri 95 girilir ve kayıt edilir. Cihaz ekranına sol taraftaki kuru gluten değeri 11,6 girilir ve kayıt edilir. Sağ taraftaki kuru gluten değeri 11,8 girilir ve kayıt edilir. Sonrasında print tuşuna tekrar basarak printer çıktısı alınır. Printer çıktısını daha rahat koparabilmek için fit tuşuna basarak kağıdın çıktı boyu uzatılmış olur. Printer çıktısı olarak aldığımız kağıdın üst bölümünde. Firma bilgileri. İkinci satırında sol tarafta saat. Sağ tarafta tarih bilgileri. Üçüncü satırda ortam sıcaklığı. Dördüncü satırın orta kısmında numune türü. Beşinci satırda sol tarafta sol numune ismi. Sağ tarafta sağ numune ismi. Altıncı, yedinci ve sekizinci satırda yaş gluten gluten indeks ve kuru gluten değerleri görülür elde edilen değerlerin ortalamaları alınmak istendiğinde kayıt işlemi sonrasında ortalama average tuşuna basılarak ortalama değerler cihaz ekranında görülebilmektedir.